Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'teki Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesi'ndeki bu 3 katlı pembe evde doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Bey'dir. Fatma, Ömer, Ahmet, Naciye ve Makbule adlı 5 kardeşinin ilk 4'ü küçük yaşta ölmüştür. Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince annesinin arzusu üzerine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde ilk öğrenimine başladı. Kısa bir süre sonra babasının isteğiyle devrinin şartlarına göre modern eğitim veren Şems Efendi Mektebi'ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti. Ali Rıza Efendi'nin 1888 yılında henüz 50 yaşlarındayken ölmesi üzerine 7-8 yaşlarında babasız kalan küçük Mustafa'nın büyütülmesi ve yetiştirilmesi görevi büyük Türk kadını Zübeyde Hanım'a düştü. Babaları öldüğü zaman küçük Mustafa 7 yaşında, Makbule 1 yaşını henüz doldurmuş, Naciye ise 40 günlüktü. Bu en küçük kardeşleri genç kız iken Selanik'te öldü. Ali Rıza Efendi'nin ölümü üzerine Zübeyde Hanım 3 çocuğu ile bir süre Selanik yakınlarındaki Rapla çiftliğinde subaşılık yapan kardeşi Hüseyin Efendi'nin yanına yerleşti. Çiftlik yaşamı nedeniyle küçük Mustafa'nın öğrenimi ister istemez bir süre aksamıştı. Fakat çok geçmeden Selanik'e dönerek halasının yanında bıraktığı yerden öğrenimine devam etti. Küçük Mustafa Şems Efendi İlkokulunu bitirdikten sonra bir süre Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne devam etti ise de Kaymak Hafız adlı Arapça öğretmeninin kendisine haksız yere sopa ile vurması üzerine bu okuldan ayrıldı. Ve 1893 yılında kendi istek ve kararı ile Selanik Askeri Rüştiyesi'ne başvurarak öğrenimine burada devam etti. Mustafa bu okulu gerçekten sevmişti. Arkadaşları arasında zekası ve üstün yetenekleriyle kısa zamanda kendisini gösterdi ve öğretmenlerinin sevgisini kazandı. Bu okulda adı Mustafa olan matematik öğretmeni bu üstün yetenekli öğrencisine yakınlık duyuyor ve onu çok beğeniyordu. Bir gün küçük Mustafa'ya "Oğlum, senin de ismin Mustafa, benim de. Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı. Bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun," dedi. Selanik Askeri Rüştiyesi'ne Mustafa adıyla giren Zübeyde Hanım'ın oğlu 1895 yılında bu okulu başarılı olarak bitirdiği zaman artık Mustafa Kemal olarak anılacaktı. Genç Mustafa Kemal, Kasım 1898'de Manastır Askeri İdadesini ikincilikle bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 3 senelik başarılı bir öğrenimden sonra 10 Şubat 1902'de bu okulu teğmen rütbesiyle bitirdi ve aynı yıl öğrenimine Harp Akademisi'nde devam etti. 1903 yılında Harp Akademisi'nin ikinci sınıfına geçmiş ve üst teğmen olmuştu. 11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu. Mustafa Kemal, Harp Okulu'nda ve Harp Akademisi'ndeki zekası, yetenekleri ve üstün kişiliği ile kendisini arkadaşlarına ve öğretmenlerine tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı.
askerlik derslerine büyük ilgi yanında matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Thank you.